Selamünaleyküm. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Bugün sizlere herkesin ihtiyaç duyacağı bir duayı öğreteceğim. Öğreteceğim dua şu hususlarda ismi azam gibi kuvvetlidir. Hemen tesirini göreceksiniz inşallah. Bir düşmanı kendinden uzaklaştırmak istiyorsan, kötü insanları kendinden uzaklaştırmak istiyorsan, kötü kiracıyı evinden uzaklaştırmak istiyorsan, kötü ev sahibini evinden uzaklaştırmak istiyorsan, eşine musallat olan kötü kadını veya eşine musallat olan kötü erkeği uzaklaştırmak istiyorsan veya çocuklarına musallat olan kötü çocuk arkadaşlarını uzaklaştırmak istiyorsan veya evine, bahçene, tarlana dadanan zararlıları uzaklaştırmak istiyorsan, bu dua senin için biçilmiş kaftandır. Bu konularda birçok insan, hocam esma çekiyorum bir türlü faydası olmadı diyorlar. Çünkü esma çekmenin birçok şartı vardır. O şartlarına uyulmadığı zaman faydası olmaz veyahut da çok az faydası olur. Bu sebepten dolayı Allah dostlarının tavsiyeleri olan Yasin-i Şerif ve Esma'nın beraber okuma usulünü yapmak lazımdır. Hiçbir şartı yoktur. Direkt tesir eder. Hemen tesiri görülmeye başlar. Bu dua adeta bir mucize gibidir. Her türlü hususta kullanılabilir. Tabii ki kullanılacak hususlarda esmaların değiştirilmesi icap eder. Videomuzun başında söylediğim konularda hangi esma ile okunacak? Şimdi ben onu baştan sona sizlere okuyacağım. Her mübinde 7 defa ya defi'u, ya defi'u, ya defi'u şekliyle okunur. Eğer faydalarından unuttuğum varsa, duayı okuduktan sonra aklıma gelirse duadan sonra da izahını yaparım. Duamıza başlamazdan evvel bir hatırlatma yapayım. Eğer abone olmadıysanız ücretsiz olarak abone olup bildirim zilini açınız ki yeni bir dua yayınladığımda hemen haberiniz olsun. Abone olmak ücretsizdir ve bir de muhakkak tanıdıklarınıza gönderiniz. Onlar da doğru bilgileri, doğru duaları doğru kanaldan öğrenmiş olsunlar. Mümkün ise abdestli olarak dinleyiniz. Abdestsiz olarak da dinleyebilirsiniz. Eğer Kur'an-ı Kerim'e el sürüp kendiniz okuyacaksanız muhakkak abdestli olarak okumanız lazımdır. Buyurunuz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas-sırâta'l-müstakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin ala sıradın müstakim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب
فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يا دافئ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. يا دافئ قالوا إنا تضيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا ضائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. يا دافئ إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون.
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أندعم من لو يشاء الله أدعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين يا دافع 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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين يا دافع 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 وأن يبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين يا دافع 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 لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبَ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ يَا دَافِئُ 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 وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ım okumuş olduğumuz bu Yasin-i Şerif usulünden hasıl olan sevabı ve dinleyenlerin dinlemiş oldukları Yasin-i Şerif usulünden hasıl olan sevabı evvela Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin onun el ve eshabının, ehli beytinin, cemii enbiya ve mürselin hazaratının, cemii silsile-i saadatın ve İslam dinini bize bugüne kadar ulaştıran Evliyaullah'ın ve alimlerin ruhu şeriflerine hediyeledikse vasıleyle, yine hasıl olan sevabı, kendi ruhuma, dinleyenlerin ruhuna, bu vatana bize bırakan şehitlerimizin ve gazilerin ruhlarına hediyeledik sen vasıl eyle. Yine hasıl olan sevabı abay-ı ecdadımızın, aile-i efradımızın, akrabay-ı taallukatımızın da ruhlarına hediyeledik sen vasıl eyle. Allah'ım Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz ile sana tevessül ediyoruz. Onun yüzü suyu hürmetine ve bu okunan ve dinlenen Yasin-i Şerif usulü yüzü suyu hürmetine senden talep ediyoruz Allah'ım. Allah'ım bizlerden, ailelerimizden, eşlerimizden, akrabalarımızdan, Müslümanlardan, Müslüman ülkelerden bütün kötü insanları uzaklaştır Allah'ım. Kötülük yapan kiracıyı uzaklaştır. Kötülük yapan ev sahibini uzaklaştır. Kötülük yapan arkadaşları uzaklaştır. Eşleri ayırmak isteyen kötü erkek ve kadınları uzaklaştır. Allah'ım tarlalardan, evlerden zararlıları, zararlı hayvanları, zararlı cinnileri uzaklaştırıver Allah'ım. Burada videoyu durdurun. Sizin daha uzaklaşmasını istediğiniz bir şey varsa onları da söylersiniz ve şöyle devam edersiniz. Allah'ım dualarımızı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzü suyu hürmetine ve bu okunan ve dinlenen
Yasin-i Şerif usulü yüzü suyu hürmetine kabul eyle, kabul eyle, kabul eyle Allah'ım. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin el-Fatihi lima ulige vel hatimi lima sebak nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıradıkel müsteğim ve ala alihi hakka kadrihi ve mikdarihil azim. Subhane rabbike rabbil izzeten ma yasifun ve selamun lel murselin velhamdülillahi rabbil alemin lillahi teala'l fatiha. Allahu Teala yapılan duaları kabul eylesin, sizleri ve bizleri bu sıkıntılardan korusun, muhafaza eylesin, kurtarsın. Muhterem din kardeşlerim, dualarımızın arasına hiçbir şekilde, hiçbir surette reklam koymuyorum. Hatta duaların başındaki açıklamaların içine de koymuyorum. Bu sebepten dolayı sizden bir ricam var. Şu anda bir reklam koyacağım. Kanalımızın giderlerinin karşılanması için bu reklamı dinlemenizi rica ederim. Ben sadece reklamın çıkacak yeri seçebilirim. Fakat reklamda çıkanlar sizin internette dolaştığınız sayfalara göre çıkıyor. Çıkan reklamın mahiyetini ben seçmiyorum. Onu YouTube sizin internette izlediğiniz videolara göre seçiyor. Reklamdan sonra da çok önemli bilgiler izah etmeye çalışacağım. Muhterem din kardeşlerim, bu dua usulü çok tesirli bir usuldür. Yasin-i Şerif ve Esma-ül Hüsna'nın beraber okunma şekillerini ben değişik niyetlerle hangi istek için nasıl okunur onların hemen hemen tamamını izah edip ayrı ayrı video yapmaya çalışacağım inşallah. Rabbim ömür verirse, Rabbim müsaade ederse. Neden Yasin-i Şerif ve Esma-ül Hüsna? Çünkü Esma-ül Hüsna'nın okunma şartları vardır. O şartlara uyulmazsa aksi tesir de yapabilir. Bu sebepten dolayı Allah dostlarının en büyüklerinden biri şöyle buyurmuştur. Duaların kabul şartları vardır. Fakat Yasin-i Şerif ile yapılan duanın kabul şartı yoktur. Direkt tesir eder. Bu sebepten dolayı Esma-ül Hüsna'ları hangi niyet ile okuyacaksak, benim size anlattığım usul ile okursanız her türlü hususta tesir eder. Bakınız, ya defi'u, ey defeden Allah'ım. Neyi defeden? İyiliği defeden denir mi? Hayır. Ey her kötü şeyi defeden Allah'ım. Üzerimdeki şu 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 kötülükleri def et demektir. Çok kısa ve öz bir dua. Tarlana, bahçene hınzır mı giriyor? Tavuklarına çakal, tilki mi dadandı? Evinde hamam böceği mi var? Evine karınca mı giriyor? Eşini kötü bir kadın senden ayırmaya mı çalışıyor? Eşine kötü bir erkek mi musallat oldu? Kızına, oğluna kötü bir arkadaş mı musallat oldu? Size bir düşman mı musallat oldu? Daha başka sizden uzaklaşmasını istediğiniz kim varsa, ne varsa Allahu Teala ya onu uzaklaştırır veyahut da onun zararını uzaklaştırır. Mesela kötü bir ev sahibi var. Size zarar veriyor. Onun için okursanız ev sahibi ev sahibi olarak kalır zaten de, fakat onun zararı sizden uzaklaşır. Eğer size olan zararı zulüm derecesine ulaştıysa Allahu Teala belki de ruhunu alır, bilemeyiz. Okumak bizden, dua etmek bizden, neticesini Allahu Teala istediği gibi yaratır. İster o zararlının canını alır, isterse o zararlıyı oradan uzaklaştırır, isterse o zararlının sadece zararını sizden uzaklaştırır. Bunu Allahu Teala bilir. Muhterem din kardeşlerim, eğer abone olmadıysanız ücretsiz abone olunuz. Bu videoları sadece bir defa yayınlayacağım. Bu sebepten dolayı videonun altındaki kaydet butonuna basarak kaydediniz.
bildirim zilini açınız ki bir sonraki videodan haberiniz olsun. Ve muhakkak bunu tanıdıklarınıza gönderiniz ki onlar da doğru bilgileri doğru kanaldan öğrenmiş olsunlar. Bir başka sohbet ve duamızla buluşmak üzere Allah-u Teala'ya emanet olunuz.